eğitim dünyası içerisinde gerekli değeri görememişlerdir. Ve burada ben 35 yıllık bir dershaneci olarak, ayrıca tabii ki gazeteci olarak, bir televizyon yapım mesulcusu olarak buradayım ama 35 yıldır bu sektörde ekmek yediğim için her zaman dershaneciliğiyle iktidar etmiş ve bunu da kamuoyuyla paylaşırken büyük bir mutlulukla paylaşmışımdır. Benim gibi dershaneci dostlarımla aynı duygularla hareket etmeli çünkü yaptığınız olay son derece mukaddestir. Niye derseniz? Eğitimde hemen hemen her türlü sorunda odak noktası gösteren bu kurumlar özellikle sistemlerin araştırılması gerektiğini ama koyu kamuoyunun yanlış nitelendirdiğini, yanlış bilgilendirdiğini söz konusu olmaktadır. İnsanlar sistemi yargılayacaklarına bu konuda kendine yardımcı olan dershane verip yanlışlıkla yargılamaktadırlar. Özellikle ülkemizde yapılan bir araştırma 1990 yıllarından itibaren zincir dershanelerin kurulması, ülkenin en ucu köşesindeki ilçe ya da illere gitmesi ki ben yılda 120-130 konferans veriyorum dershanelerin şubelerinde, orada gördüğüm olgu, o zincir dershanelerin eğitim öğretimi, fiziki ortamı, testleri soruları geldikten sonra eğer eğitim açısından yapılan bir araştırma olursa görecekler ve burada eğitimde özellikle sınavlarda birkaç adım derece o şehir ya da ilçelerin yükseldiğini görüyoruz. Çoğunlukla Sayın Ender Hoca'nın dediği gibi eşitsizlik cümlesi üzerinde kurulan bir çatı, daha doğrusu bir temel vardır. Ancak dershanecilikte eşitsizlik kelimesini ben anlayamamaklıyım. Çünkü eğer bir ülkede eğitimin üzerinde bir okul türü varsa ve bir deniz öğrenciyle eğitimde en alttaki bir öğrenci aynı sınavlara tabi tutuluyorsa, eğer dershanecilerde bu gençleri aldıkları sınıflarda eşit duruma getiriyorlarsa, bence eğitimde eşitlik olayı söz konusu diye söylemek istiyorum. Ekonomik açıdan baktığımızda ülkemizde çoğunlukla kamuoyunda bu konuyu bilmeyen insanların destek etmesiyle evet zengin ya da zengin parası olan insanlar ve dershanelere gider cümlesinin karşılığında dershaneler geçen yıl yapılan bir araştırma 150 bin üzerine basarak söylüyorum. 150 bin çocuğumuzu ücretsiz yani diğer adıyla burslu olarak okutmuş. Bana göre eğitim eşitliği yanında ekonomik eşitliğini de sağlamış durumdadır. Yine bununla birlikte ülke ekonomisine baktığımızda istihdam konusunda öğretmenlerin çalışanlarını bir tarafa getirirken verdikleri vergileri de ülke ekonomisine katkıda bulunmuşlar. Ancak ülkemizde maalesef yanlış bir algılama var. Yıllardır ki sizi TÖDER ya da onunla birlikte burada kendilerine sevgi saygılarını iletmek istiyorum. Güvenler ve ÖTEBİR'in çalışmalarıyla kamuoyuna sunulmaya çalışılmıştır. Ve burada yalnızca ülkemizde dershane yoktur. Yıllarca bize şunu empoze ettiler. Türkiye'de dershanecilik var vesaire. Hayır, eğer biraz kafamızı tavus kuşu gibi topraklar bundan çıkarıp dünyaya bakarsanız o zaman dünya internatında işte değerli misafirler burada biraz sonra onlar da dünya ve Türk dershanecilik üzerine duracak. Ve buradan bir mesaj vermek istiyorum. Ne olur bilmediğiniz konularda dışarıdaki dostlara akşam geçmeyiniz. Yalnızca Türkiye'de dershane yok. Dünyanın her tarafında dersler var. Biraz sonra bunu ilk kez aklımın gözüne, önüne seveceğiz. Efendim bununla birlikte UNESCO, Sayın Milli Eğitim Müdürüm dedi ki UNESCO olsun inşallah olacak. Ve burada UNESCO'da Avrupa Dersenler Birliği grubuyla hareket ediliyor. Ve bu grubun içerisinde baktığınızda benim yaptığım araştırma yanılabilirim lütfen düzeltiniz. Avusturya, Almanya, Portekiz, Fransa, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'da bir yerler var. Bu yerlerde daha çok artacağını düşünüyorum. Ama dünya basına baktığınızda Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Güney Kore'de de dershaneciliğin yürüdüğünü bir kez daha görüyoruz. Evet, şimdi artık sözü değerli konuklara bırakmak istiyorum. Sevgili konuklar, özellikle sizlere bir şey daha ilave etmek istiyorum. Süremiz 10'ar dakika olacak. Çünkü bayağı bir zaman kaybı oldu. Bir ara verilecek. Akabinden ikinci bir oturum söz konusu. Bununla birlikte konuşmalarımızdan sonra sayın değerli izleyiciler, lütfeler, arzu edenlerse sizlere konuyla ilgili sorular yöneltecekler. Ancak ben sabah erken geldim. Birçok konukla karşılıklı konuştum. Sizin bölümünüz için ortak bazı sorular çıkarttım ki zaman kazanabilmek için. Onları da sizlere deklare edeyim. Ondan sonra da sözü siz dostlarıma vereceğim. Efendim özellikle şu soruluyor değerli izleyicilerden. Ülkenizde nasıl bir dershanecilik sistemi var?
Ülkeniz genelinde dershaneye giden öğrenci sayısı yaklaşık kaçtır? Ülkeniz dershanelik sistemiyle Türkiye'deki dershane sistemini karşılaştırır mısınız? Ülkenizin dershane sistemi hangi ihtiyaçlardan ya da ihtiyaçtan doğmuştur? Ülkenizde öğrenciler hangi alanlarda dershaneye gidiyor? Bu soruların karşılığını bulduğumda anlatıyorum. Daha sonra ikinci bölümde Avrupa dershane bilgilerine daha değişik sorularla kendilerine söz vereceğiz. Efendim ilk sözü Amerika'dan gelen değerli konu Sayın Jean Edelman'a bırakmak istiyorum. Sayın Edelman söz sizin, konuklarımız sizleri izleyecekler. Galiba bir sunum yapacaksınız. Sunumunuz mu var? Evet. Buyurun lütfen. Supplemental instruction happening at home and not happening on